لم العيش الشتات وامضي في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالغبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve Celle günümüzü bize hayırlı kılsın. Neden La İlahe İllallah? Davetimizin başı neden La İlahe İllallah'tır? Başı da sonu da neden La İlahe İllallah'la başlamak zorundadır? Dedi ki çünkü bu tüm Rasullerin ortak davetidir. Allah Subhanahu ve Teala'nın göndermiş olduğu hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka kavmini La İlahe İllallah'a davet etmiştir. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir yere davetçi gönderdiğinde ona insanları tevhide davet etmesini emrediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona diyor ki ey Muaz sen kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Senin insanları kendisine davet edeceğin ilk şey Allah'tan başka ilahın olmadığına ve benim Allah'ın kulu ve elçisi Resulü olduğuma şehadet etmeye davet etmek olsun. Bunu kabul ederlerse Allah'ın onlara bir günde ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zenginlerden alınan, fakirlere verilen mallarda zekatın farz kılındığını bildir. Muaz radıyallahu anh kitap ehli Yahudilere gidiyor. Yahudiler Allah Azze ve Celle'ye inanıyor. Allah'ın ibadet edilmesi, Allah'ın ibadete birlenmesi ilkesini de kabul ediyor. Bununla birlikte bir kitaba, bir peygambere de müntesipler, kendilerini bir kitaba ve bir peygambere tabi olduklarını söylüyorlar. Ancak pratikte Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar. Nasıl? Din adamları, yöneticileri Allah'ın haramlarını helal, helallerini haram yaptığında onlar da onlara itaat ediyor. Onlara tabi oluyorlar. Yani onların haram dediği haram kabul ediliyor. Helal dediği de helal kabul ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu toplumun tekrardan La İlahe illallah'a davet edilmesini emrediyor. Çünkü Allah'a şirk koşarken La İlahe illallah'ı söylemek amelin sözü yalanlamasından başka bir şey değildir. Demek ki davetin temeli de, davetin başı da, davetin sonu da La İlahe illallah'tır. Tevhiddir. Peygamberler kavimlerini buna davet etmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zamanlarda ümmetini kabirleri mescit edinmekten sakındırmıştır. La'anallahu yahuden ve nasara. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin.
Niye Allah'ın Resulü? Çünkü onlar peygamberlerin kabirlerini mescit edindiler. Allah Resulü ilk konuştuğunda tevhidden bahsediyor. Ruhunu Rabbine teslim ediyor. Yine ümmetini şirkten sakındırıyor. Yine ümmetine tevhidi emrediyor. Kardeşlerim, eğer bir yerde şirk varsa mutlaka orada tevhid daveti olmak zorundadır. Bir toplum Allah'a şirk koşuyorsa o toplumun davet edilmesi gereken tek şey kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Bugün şirkin her türlüsüne bulaşmış bu toplum sahte davetçiler sebebiyle Müslüman olduklarını zannediyorlar. Ve şirkleri içinde yaşamaya devam ediyorlar. Adamlar Allah'a şirk koşuyor, insanlar Allah'a şirk koşuyor, insanlara namazı, abdesti, orucu anlatıyorlar. İnsanlar Allah'a şirk koşuyorlar, insanlara zinayı, içkiyi, faizin bunların haram olduğunu bahsediyor. Keşke bu davetçiler Allah'tan korksalar, kıyamet günü yaptıkları davetin boşa gideceğini bilselerdi. İnsanlar da bu davetçilerin sebebiyle, bu davetçilerin yüzünden tek problemin bunlar olduğunu zannediyorlar. Yani sanki namaz kılsa bütün iş tamam. Yani bir içki içiyoruz, içkiyi de terk etsek sanki tamam, İslam'ı tamamlayacağız, dini tamamlayacağız. Böyle zannediyorlar. Ya zaten Allah affeder. Zaten Allah affeder. Allah bağışlar düşüncesiyle hakkı araştırma gibi bir gayretin içerisine de girmiyorlar. Kardeşlerim, şayet biz bu toplumun iyiliğini istiyorsak, onları uyandırmak istiyorsak, toplum Allah'a şirk koştuğu halde onlara namazı anlatamayız. Toplum Allah'a şirk koştuğu halde onlara faizin haramlığından, zinanın haramlığından bahsedemeyiz. Eğer ki biz bu toplumun iyiliğini istiyorsak, onların cehenneme gitmesini istemiyorsak, onların İslam'la şereflenmesini, İslam'la izzet bulmasını istiyorsak, bizim bu toplumu La İlahe illallah'ın hakikatleriyle tanıştırmamız lazım. Onları karanlıktan aydınlığa çıkartmak istiyorsak, sahte davetçilerin yaptığı gibi değil, Allah'ın razı olduğu davetçileri hakka şahitlik eden, tevhidle insanları uyarmakla, vazifeyle, bununla vazifeli olan davetçiler gibi bizim bu toplumu uyandırmamız lazım. Başka kardeşlerim, niçin biz La İlahe illallah'ı önceliyoruz? Davetimizin başı ve sonu neden La İlahe illallah'tır? Çünkü bu bize yaratılış gayemizi anlatmaktadır. Bizi yaratılış gayemize davet etmektedir. Bizim yaratılış gayemiz neydi? Yalnızca Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadet etmek, yani tevhiddir. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi bakın sahabeye, sahabe ayete baktığında ne dedi? Dedi ki zaten herkes Allah'a ibadet etmek zorundadır. Aslında ayetin manası şöyledir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيْوَحِدُونَ Ben insanları ve cinleri beni ibadette birilesinler diye ben onları yarattım. Kelime-i Tevhid'in manası nedir? İlah olarak, ibadet edilecek merci olarak Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. Bizim Kelime-i Tevhid'in manası olan ibadete Allah'ın birlenmesini, ibadetle alakasını anlayabilmemiz için ilah kavramını anlamamız gerekiyor. İlah ne demektir kardeşler? Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Senden önce göndermiş olduğumuz tüm Resullere şunu vahyettik ey Muhammed: benden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin, bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Demek ki bütün peygamberlere bu vahyedilmiş. Allah Azze ve Celle kendisinden başka ibadete layık hiçbir ilahın olmadığını ilan ettikten hemen sonra yalnızca bana ibadet edin demiştir. Bu da bize gösteriyor ki demek ki ilah kendisine ibadet edilen manasına gelmektedir. Başka bir ayette وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّةً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ دِدَّ Onlar Allah'ın dışında kendilerine ilahlar izzet bulsun, izzet olsun diye, üstünlük olsun diye Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Asla. Kıyamet günü o ilahları, onların ibadetlerini inkar edecekler ve onların karşılarında onlara düşman olarak yer alacaklar. Allah Azze ve Celle bu ayette onların Allah'ın dışında ilahlar edindiğini
söyledikten hemen sonra o sahte ilahların onların ibadetlerini inkar edeceğini bize bildirdi. Bu da bize gösteriyor ki ilah kendisine ibadet edilen manasına gelmektedir. Yani bizim yaratılış, la ilahe illallah'ın manası ile bizim yaratılış gayemiz olan sadece Allah subhanehu ve teala ibadete birlemek, bu ikisinin manası aynıdır. İkisinin de özü ibadette Allah subhanehu ve teala'nın birlenmesidir. La ilahe illallah, yani yalnızca Allah subhanehu ve teala'ya ibadet etmek, alemlerin Rabbi olan Allah'ın biz kulları üzerindeki hakkıdır. Muaz radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bineğinin arkasında otururken, terkisindeyken Allah Resulü Muaz'a soruyor. Ey Muaz, lebbeyke ve saadeyke ya Resulallah. Emrine icabet ettim. Ben ne yapabilirim ey Allah'ın Resulü? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Peygamber aleyhissalatü vesselam sorusunu 3 kere tekrar etti. Niye? Merak uyandırmaya çalışıyor Allah Resulü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ya Muaz, hel tedri hakkullahi ala ibadih. Ey Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Dedim ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir müddet bekledikten sonra dedi ki, ey Muaz, fe inna hakkallahi alel ibadi en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'e. Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı kulların yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, onu ibadete birlenmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir müddet bekledikten sonra diyor ki, ey Muaz, مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوهُ. Ey Muaz, kullar Allah'ın hakkını yerine getirdiğinde kulların Allah üzerindeki bir hakkı vardır. Sen onun ne olduğunu bilir misin? Subhanallah. Allah'ın rahmetinden ötürüdür bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan tevhidi yerine getirdiğimizde, hiçbir şey ona şirk koşmadan onu ibadette birlediğimizde, bizim de alemlerin Rabbi olan Allah'ın üzerinde bir hakkımız var. Nedir o? Muaz radıyallahu anh dedi, Allah ve Resulühü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabenin terbiyesini görüyorsunuz değil mi kardeşler? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Hakkul ibadi alallahi ellâ yuazzibahum. Eğer ki kullar Allah'ın hakkı olan tevhidi yerine getirdiklerinde Allah'ın, o kulların da Allah üzerindeki hakkıdır ki Allah o kullara azap etmeyecektir. Subhanallah. Yani bizler tevhidi yerine getirdiğimizde, Allah Azze ve Celle'yi ibadete birlediğimizde, hiçbir şeye ona şirk koşmadığımızda, yani la ilahe illallah ile Allah Azze ve Celle'ye kulluk ettiğimizde Allah'ın üzerimizdeki, bizim Allah'ın üzerindeki hakkımızdır ki Allah Azze ve Celle bize azap etmeyecektir. O yüzden kardeşlerim, bizim davetimizin başı da, davetimizin sonu da la ilahe illallah olmak zorundadır. İnsanları uyandırmak istiyorsak ancak kelime-i tevhidin, la ilahe illallah'ın hakikatlerine onları davet ederek toplumu uyandırabiliriz. Allah Azze ve Celle başta bana sonra size insanları tevhidle uyandırmayı, insanların hidayetine vesile olmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle işlemiş olduğumuz günahlarımızdan dolayı bizlere mağfiret etsin. Nefislerimize zulmettik. Allah subhanahu ve teala El-Gafur, El-Gaffar ismiyle bizim günahlarımızı örtsün. Bizleri affetsin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhanak Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ümmetü'l-İslam tencu hine nahya kel-ubâ.